en dindarımıza varıncaya kadar isabet etmiş bir yozlaşma. İşte o İngiliz kamerasındaki Lord Curzon'u iyi hatırlayın. Gladstone'u iyi hatırlayın. Kur'an ellerinde kalacak ama Kur'an'ın içerisini boşaltacaklar. Kur'an'ı okuyacaklar ama içindekilerini yapmayacaklar. Böyle olduğu sürece o İslam alemi ayağa da kalkmayacak dedi. Görüyor musunuz? Evet, bakıyorsun ki yani öyle bir hastalık ki en dindarımıza varıncaya kadar isabet etmiş. Beş vakit namazını kıldığı halde ihaleye fesat karıştıran insanları çok rahatlıkla görüyoruz. Yemeyip içmeyip aç kaldığı halde, oruç tuttuğu halde onun bunun hakkını, hukukunu zimmetine geçiren, vermeyen insanları görüyoruz. Her sene Ramazan umresini Kabe'de, o mübarek yerlerde geçirme hassasiyeti, dindarlığı yarışına girdiği halde yanında, emri altında çalıştırdığı işçinin hakkını vermeyenleri görüyoruz. Görüyoruz, bunları hep görüyoruz. O zaman peki dindarlık nedir? O zaman Kur'an'ın bize öğrettiği bu değerler manzumesi nedir? Bu kriterler nedir? Onun için öyle diyorum işte. Bir hocamızın da dediği gibi bir uydurulmuş bir din var, bir de indirilmiş bir din var. İndirilmiş dinde bu olmaz. İndirilen dinde bu olmaz. Ama uydurulan, kültürleşmiş, işte adetleşmiş, adet haline gelmiş dinde bunları, bu öyle olan dinin dindarlarında bunları görürsünüz.